Herkese selamlar, merhabalar. Benim değerli takipçilerim, arkadaşlarım ve kanalımın yeni misafirleri. Yine bugün sizlerleyim. Yine sizleri buradan sevdiğimi, saygı duyduğumu ve muhteşem enerjimi sizlere gönderiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle muhteşem, çok güzel bir tarif paylaşacağım. Çok basit bir tariftir ama gerçekten bunun faydasını çok göreceksiniz. Bitkisel, muhteşem, doğal, faydalı, şifalı tariflerimi sizlerle paylaşmaktan çok çok mutluluk duyduğumu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Evet, tarifi izleyiniz, sonra da görüşelim. Evet, bugünkü videomuz arkadaşlar vişne. Vişnenin faydaları. Vişnenin sapları bizim vücudumuz için, bizim sağlığımız için çok ama çok faydalıdır arkadaşlar. Vişne saplarını şu anda vişne zamanı geldiğinde toplayalım. Kurutalım arkadaşlar. Bakın ben böyle kurutuyorum, toplandıkça atmıyorum. Yani eğer bunu siz gerçekten böyle yaparsanız, bu videoyu gördükten sonra artık siz de vişne saplarını, kiraz saplarını çöpe atmazsınız arkadaşlar. Cam kavanozda kurutup saklayabiliriz ve bir seneye kadar cam kavanozda durabilir arkadaşlar. Normal oda sıcaklığında koyarız rafımıza, mutfak dolabında ve vişne saplarını saklayabiliriz. Şu an tam zamanı geldi vişnenin ve biz şimdi muhteşem bir faydalı tarif yapacağız ve sizlere de vişne saplarının faydalarını da anlatacağım. Zamanında vişneyi bol bol yiyelim arkadaşlar. Bol bol yiyelim. Çünkü vişnenin zamanı çok kısadır. Sezonu çok kısadır. O yüzden bunun sezonu bitene kadar bol bol yiyelim. Çünkü vişnede bol bol potasyum vardır. Vişne potasyumu çok içeren bir bileşendir. Muhteşem bir bitkidir zaten. Muhteşem bir lezzetli meyvedir. Ve çok çok bizim sağlığımıza faydalı bir meyvedir. Evet, saplarını şöyle ayıralım. Bunları da kurutalım. Taze taze olarak da yapabiliriz. Şimdi yeşil ya, böyle taze taze olarak da yapabiliriz. Ve sonra kullanmamız için de kurutup bunları saklayabiliriz arkadaşlar. Vişne sapları ödem atmakta bir numaradır arkadaşlar. Şişkinlik, vücuttaki fazla sıvılar, fazla gereksiz sıvı oluştuğu için şişkinlik oluşuyor bizim cildimizde. Ayaklarımız şişiyor, ellerimiz şişiyor, göbeklerimizde şişkinlik oluyor. Bunların hepsine ödem söktürücü, ödem arttırıcı bir malzemedir, bileşendir. O yüzden mutlaka ve mutlaka bu tarifi de yapıp kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Vişne saplarını biz ayırdık. Vişnesini de tabii ki de böyle de alıp yiyebiliriz. Vişne suyu da sıkıp içebiliriz. Arkadaşlar bol bol vişne yiyiniz. Şu anda tam zamanı, gerçekten yenmesi gereken bir meyvedir vişne. Evet, tarifimize geçelim. Bugün bizim tarifimiz vişne saplarından. Alalım tenceremizi ve vişne saplarını ben size şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde bir çorba kaşığı vişne sapını tenceremize atalım. Üzerine temiz içtiğimiz sudan 500 ml su döküyorum arkadaşlar. Ve şimdi bunu kaynatmaya alıyoruz. Tenceremizi ocağa yerleştirelim ve arkadaşlar tadı güzel olsun, içmek için muhteşem bir tat olsun, bildiğimiz komposto olsun diyorsanız bir de bir 10-15 tane vişneyi de ekleyebiliriz. Birlikte kaynatıp içelim. Gerçekten çok güzel de lezzetli içecek olacaktır.
Evet, suyumuz kaynamaya başlayınca arkadaşlar ateşini kısalım ve kısık ateşte 15 dakika kaynatalım. Evet, 15 dakika muhteşem kompostomuzu, içeceğimizi kaynattıktan sonra alalım ve soğumaya bırakalım arkadaşlar. Soğumasını bekleyelim. Vişne sapları, kiraz sapları arkadaşlar, içeriğinde olan bol potasyum ve bioflavonoidler sayesinde çok güçlü bir idrar sökücüdür. Dolayısıyla ödem atmakta gerçekten muhteşem bir numaradaki bileşendir arkadaşlar. Bunu her zaman aklınızda bulundurun ve kiraz saplarını kesinlikle atmayınız, kullanınız, çay yapıp içiniz. Böbrekleri ve idrar yollarını temizler. Muhteşem bir şekilde idrar sökücüdür, ödem attırıcıdır. Aynı zamanda da arkadaşlar yağ yakma özelliğine de sahiptir. Bizim vücudumuzu toksinlerden arındırmak için de muhteşem bir çay olacaktır arkadaşlar. Bunu mutlaka içmenizi tavsiye ediyorum. Kilo vermekte, zayıflamakta, vücuttaki oluşan fazla yağları yakmakta da çok güzel faydasını göreceksiniz. Kiraz saplarının çayı arkadaşlar aynı zamanda da cildimiz için toner olarak kullanılabilir. Siyah noktalar, sivilceler, koyu lekeler gibi cildimizdeki sorunları da çözebiliriz arkadaşlar. Toner yapıp onu aynı şekilde hazırlayıp sadece vişne koymadan, sadece kiraz saplarını veya vişne saplarını kaynatıp süzüp alıp onu da toner olarak cildimizi de kullanabiliriz. Muhteşem, gerçekten çok güzel bir toner olacaktır. Cildi temizleyecektir arkadaşlar. Kiraz saplarını aynı zamanda da göz altındaki şişkinlikleri gidermek için kullanınız. Yani göz altındaki şişkinlikler oluyor, ellerimizde oluyor, ayaklarımızda oluyor. Bu şişkinliklerden işte idrar sökücü özelliğe sahip olduğu için arkadaşlar, dolayısıyla bu şişkinliklerden de bizi muhteşem bir şekilde kurtarıyor. Çayımız soğuduktan sonra bir cam kavanoza, cam kava bir süzgeç yardımıyla süzüp alalım arkadaşlar. Ve tabii ki de bu çayımızı bir günde iki defa içelim. Bu oluşan miktarı ikiye bölelim. Sabah kahvaltıdan sonra, yarım saat geçtikten sonra bir bardak. Akşam yemeğinden sonra yine yarım saat geçtikten sonra bir bardak içilmelidir arkadaşlar. Gerçekten bunu yapıp içiniz, tadı da mükemmeldir. Çok güzeldir. Çok zevklidir bunu içmek ve çok da faydalıdır. Ve bu çayımızı da her gün yapıp içebiliriz. Bir 10 gün içiniz, 10 gün içtikten sonra yine dinlenip bakabilirsiniz. Şişkinlikler fayda oluyorsa hemen yapıp bu çayı içebilirsiniz arkadaşlar. Umarım sizin için çok faydalı bir video olmuştur diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Sorularınız varsa yorumlarda yazınız. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Bye bye.